İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbi Stüdyoları. Saatler Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesinin ardından gerileyen döviz kurlarının etkisiyle Borsa İstanbul'un günü değer kazancıyla tamamladığı Türkiye'de 23'ü. İlk kez bir Fransız Cumhurbaşkanı'nın 1954-1962 yılları arasında yaşanan savaşta Cezayir'de sistematik işkence yapıldığını Fransız askerlerince işkence yapıldığını kabullendiği Paris'te 22'yi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki etkisinin azalmaya başladığını söylediği New York'ta da 16.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozuklu. Haftanın dördüncü gece bakışıyla karşınızdayız ve hemen başlıyoruz. Gece bakışına ekonomideki son gelişmeleri aktararak başlayacağız. Ekranlarınızda da son dakika bilgisi olarak var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalar geliyor. Ayrıntılı biçimde ekranlarınızda olacak. Bugün öğleden sonra saat 14'te Merkez Bankası politika faizini yükselttiğini duyurdu. Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 625 baz puan artırdı. Böylece faiz %17,75'ten %24'e çıktı. Merkez Bankası'nın güçlü faiz artırımının ardından döviz kurları geriledi. Gerileyen döviz kurlarının etkisiyle Borsa İstanbul günü değer kazancıyla tamamladı. Evet, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve döviz kurundaki dalgalanma ile ilgili yurt genelinde önlemler ekonomi cephesinin önemli başlıklarını oluşturdu. Ve yaklaşık yarım saat önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son derece önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, Sabah gazetesine son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Şimdi uluslararası haber ajanslarının da son dakika olarak duyurduğu Bakan Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamanın ayrıntılarını ekranlarınıza taşıyacağız. Ankara'dan TRT Haber muhabiri Semih Kılıç bizlere detayları, bakanın yaptığı açıklamanın ayrıntılarını aktaracak. Semih. Fuat Kozuklu, senin de söylemiş olduğun gibi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Önemli başlıklar verdi. Hemen onları aktaralım. Merkez Bankası'nın son faiz kararından sonra bağımsızlık tartışmaları bitmiştir dedi Berat Albayrak ve iki önemli tarih verdi. O tarihler orta vadeli programın tarihi 20 Eylül'de açıklanacak dedi. Yine dövizle ilgili yönetmelik de 30 gün içerisinde tamamlanacak dedi. Bunun yanı sıra Ekim'den itibaren enflasyonda bir dengelenme yaşanacak dedi Berat Albayrak. Tüm bakanlıklarla birlikte bir mücadeleye gireceğiz. Enflasyon ve cari açıkta beraber mücadele edeceğiz dedi. Bunun yanı sıra bir ofis de kurulacak. Hemen onu da söyleyelim. Kamuda tasarruf tedbirlerinin yürütülmesi için maliyet ve değişim ofisinin kurulacağını söyledi Berat Albayrak. Bununla birlikte bankaların reel sektörle için bankalar reel sektör için adım atmasını bekliyoruz dedi. Bunun yanı sıra kur bahanesiyle fiyatlarda spekülatif artışlar kabul edilemez dedi. Bu enflasyon spekülatif artışlarında önüne geçilmesi için yerli üretim vurgusu yaptı. Toparlayacak olursak Merkez Bankası'nın son faiz artırımına ilişkin değerlendirmesinde Merkez Bankası'nın bağımsızlık tartışması ortadan kaldırılmıştır dedi. İki önemli tarih verdi. Orta vadeli program 20 Eylül'de açıklanacak dedi. Yine dövizle ilgili yönetmelik de 30 gün içerisinde tamamlanacak dedi Berat Albayrak. Evet, Semih Kılıç Ankara'dan bildirdi. Bakan Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamanın ayrıntılarını. Bu kriz değil, manipülasyondur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı bu sözlerle değerlendirdi. Dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımlar atılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz dedi. Atılacak yeni adımları sıraladı. Bu bir kriz değildir, onu da söyleyeyim. Bu bir manipülasyondur. Bu manipülatif olayların arkası dışarıyla da bağlantılıdır. Manipülasyona aldanmayın dedi. Bu süreç atlatılacak mesajı verdi. Bu kriz bizim krizimiz değildir. Bu yaşadıklarımız bize zorla yamanmak istenen, özel olarak üzerimize atılmaya çalışılan
sahte bir dalgalanmanın ürünüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katıldı. Gündeminde döviz kurundaki dalgalanma vardı. Fırsatçılık yapanları uyardı. Bu dönemde döviz bahanesiyle, dolarizasyonla sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde 1'e 3, 1'e 5, 1'e 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Biz hukuk sistemini bu noktada çok kararlı çalıştıracağız. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Dövizle kira konusunun kökten çözüleceğini söyledi. Dün akşam imzaladım ve resmi gazetede yayınlandı. Şu anda hayata geçiyor. Bu ülkenin içindeki her işin kendi paramızla fiyatlandırılması, konuşulması, yapılması gerekiyor. Erdoğan yeni adımlar atılacağını belirtti. Kamuda her alanda tasarrufa gidileceğini kaydetti. Kamuda kullanılan araçları hem sayı olarak hem nitelik olarak sınırlandırıyoruz. Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Ve şu anda bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte burada kazanılan tüm binaları yeniden değerlendirdik. Planlaması yapıldı ve bundan böyle kiracı olunan yerlerin hemen hemen tamamına yakınından çıkmak suretiyle onları da bu binalara taşıyarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunur. Cumhurbaşkanı kamuya personel alımında da dikkatli olunacağını ifade etti. Şu kadar kişi emekli oldu. Tamam, emekli olduğu kadar kişiyi alabiliriz. Ama daha fazlasını almayacağız. Erdoğan sözü faize getirdi. Hassasiyetinin değişmediğini vurguladı. Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Merkez Bankası bağımsızca. Dolayısıyla o kendi kararını kendisi alır ayrı. Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. Faizi sen belirliyorsun ama enflasyonu sen belirlemiyorsun. Enflasyon işte senin attığın bu yanlış adımlar neticesinde ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı günlerdir bekleniyordu, merakla bekleniyordu. Piyasaların beklediği karar geride kalan günde saat 14'te açıklandı. Merkez Bankası faizi artırdı, politika faizini %24'e yükseltti. Ve Merkez Bankası'nın kararının ilk yansıması döviz kurlarında görüldü. Dolar bir ara 6 liraya kadar geriledi. Şu anda da o civarda seyrediyor. Ekonominin gündemine alınan önlemleri ve az önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamanı, ayrıntılarını Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, ekonominin önemli profesörlerinden birisinden, Profesör Doktor Emre Alkin'den değerlendirmesini isteyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Öğlen saat 14'ten önce sosyal medyada şöyle dediniz: Merkez Bankası yönetimi alacağı kararla kendi kaderini de belirleyecek yönetim. Doğru. Ne oldu? Bence ne karar alsa kendi kaderini hazırlamış oldu. Ben saygıdeğer seyircileri ve size kısaca izah edeyim. İki tane alternatif senaryo vardı. Üçüncüsü yoktu. Biri hiç dokunmayacak. Bakalım ne olacak diye. Ne olacağını söyleyeyim. Hiç dokunmasaydı döviz hızla fırlayacak. Sonra sakinleşecekti. Şimdi faizleri arttırınca önce düştü, şimdi adım adım yükselecek. Konunun özeti bu. Ama şimdi bakanın yaptığı açıklamaları da... Şimdi oraya gelelim. Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıyla bir hazine bonosunu yüksek faizle sunmak arasında iki tane fark var. Merkez Bankası bir ülkede faiz arttırıyorsa, hem de böyle bugünkü gibi radikal bir oranda arttırıyorsa şunu demek: hastayı, narkozu verdim, bayılttım, hadi ameliyata demek. Yani şu demek: hastamız koşuyordu, iyiydi, hoştu, bir dizinden arızası vardı. Fakat hastanın hızlı koşması için, daha sağlıklı yaşaması için bir ufak ameliyat gerekiyor. Hani ufakken yapmak lazım.
Biz pek ufakken yapmadık. Şimdi biraz daha ağrı büyüdü. Merkez Bankası da dedi ki ben aldığım faizleri 24'e taşıdım. Yani benden daha diyor bir banka borç para alacaksa 24 ile başlıyor hayatı, haberi olsun dedi. Bu ne demek? Kredi faizlerinin 35'e falan çıkması, hatta factoring de 50'ye falan dayanması anlamına geliyor. Ha. Bunu vurguladı özel bankaların. Söyledi bunu. Şimdi aslında bu özel bankanın da suçu değil. Şöyle, Merkez Bankası'ndan kaç parayla fonlanıyorsanız üstüne neyi koyuyorsunuz? 3-4 puan performanssız krediyi koyuyorsunuz. E bir de bir operasyon maliyetiniz var. Maaş falan ödüyorsunuz değil mi? Ücret ödüyorsunuz. Öyle işte el elde baş başta 30'un üstüne çıkıyor zaten otomatik. Yani bankanın da hayatı 30'la başlıyor. Risk var biliyorsunuz primi. Karşınızdaki şirketi değerlendiriyorsunuz. Daha önceki performansına bakıyorsunuz. Kredi kayıt bürosu vesaire derken üstüne binen risklerle siz 35'leri buluyorsunuz. Şimdi 40 da olur bu halde. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir merkez bankası faizleri düşürüyorsa ekonomiyi ısıtmak istiyordur, kalkındırmak istiyordur. Hadi arkadaşlar koşalım diyordur. Bir merkez bankası faizleri yükseltiyorsa eğer sadece döviz kurlarını falan yatıştırmak için değil, ana sebebe girmek için yapıyordur. Yani diyor ki ekonomide bir ufak durum var, ameliyat var. Ben uyuttum. Hadi diğer aktörler buyurun. Bağımsız hastayı ameliyat edeyim. Merkez Bankası bağımsızlığını yitirmiş midir, yitirmemiş midir? Merkez Bankası'nın bizim gibi ülkelerde hükümet politikasından aykırı davranma lüksü olamaz. Çok net söylüyorum. Olamaz derken karşı çıkıyorum anlamında değil. Olmuyor. Çünkü düşünsenize bir 15 Temmuz belası yaşadık değil mi? Şimdi oradan bir silkinip kalkınmak istiyor hükümet. Karar vermiş. Merkez Bankası diyor ki sen öyle karar verdin ama bana göre diyor fiyat istikrarı önemlidir deyip büyüme motoruna su katmaya benzer bu. Şimdi benim sürekli olarak itiraz ettiğim şey şu. Maliye, Hazine, Sanayi Bakanlığı vesaire vardı ya bir önceki hükümet evet. sisteminde. Hiçbirinin ajandası birbiriyle uymuyordu. Ekonomi Bakanlığı enflasyonla mücadele eden Merkez Bankası ve diğer bakanlıkların çok aleyhinde İthalata ilave gümrük vergileri koyuyordu. %50-60 üretilmeyen ürünlere bile. Ne oluyordu? O ürünlerin üstüne vergi biniyordu. Vergi binince enflasyon artıyordu. Şimdi bir yandan Merkez Bankası enflasyonla mücadele edecek ama öbür tarafta biz dilediğimiz gibi vergi uygulaması yapacağız. Hatta zaruri ihtiyaçlar olan mallara vergi koyacağız, vergileri arttıracağız çünkü daha rahat tahsil ediliyor diyor. Bu arada Allah'tan tahminlerini de tutturamayan bir Merkez Bankası Cumhurbaşkanı da altını çizdi. Son 21 yıldır Merkez Bankası genellikle enflasyon hedefini üstten ıskalar. Yani 5 der 7 çıkar, 10 der 12 Neden? Çıkar. Olmuyor çünkü. Benim gibiler mi çalışıyor orada? Hayır. Paradan anlamayanlar. Ya oradaki insanlar kıymetli ama şimdi Merkez Bankası'nın vazifesinin ne olduğunu maalesef ta Süreyya Ser'den geçti zamanında şaşırdı. Merkez Bankası... 80'lerden? Tabii yok. Süreyya Ser'den geçti zamanında. Yani 1990'ları kastediyor. 90'ları evet. Merkez Bankası'nın üzerine hükümetler çok geldiği için biliyorsunuz 57. hükümet zamanında ondan evvel hep bu çatışmalar oluyordu. Merkez Bankası durup dururken yasasına dedi ki benim bir tek görevim orada fiyat istikrarıdır dedi. Ben karşı çıktım dedi. Genç bir iktisatçıydım. Dedim ki ya sivri biberin sorumlusu sen misin? Patatesin sorumlusu sen misin? Okul servisinin sorumlusu sen misin? Değilsin. Değilsen o zaman niye böyle bir vazife koyuyorsun? Senin görevin finansal istikrar. Senin görevin fiyat istikrarı değil. Sen fiyat istikrarı isteniyorsa ona yardımcı olan önemli bir kurumsun, doğrudur. Bunu da faiz enstrümanıyla yaparsın. Piyasadan para çekerek yaparsın ama enflasyonla mücadele topyekün yapılan bir mücadeledir. Tek başına Merkez Bankası sorumlu da değildir. Zaten başarılı da olamaz. Yetkili de değildir. Ama Merkez Bankası kendini yetkili kıldı. Görevlerini unuttu. O finansal istikrar görevi vardı. Bunun sıkıntısını mı yaşıyoruz? Şimdi ne de şimdi böyle bir kanununuza böyle bir vazife koyuyorsunuz ama bu vazifeyi hiç yerine getiremiyorsunuz. Nedir bunun yaptırımı? Yok. Diyorsun ki benim kanuni vazifem budur. Ey Merkez Bankası yönetimleri üst üste hepsini sayın. Hiçbir zaman başaramadınız. Açıklamasında gerektiğinde... Yani zannetmeyin ben böyle siyasi bir söylem yapmıyorum. Ben 1990'ların sonundan beri itiraz ettiğim şeyi bir daha dile getiriyorum. Ya arkadaş oraya onu koymuşsan o zaman sivri biberden de sorumlusun.
Değil mi? Okul servisinden sorumlusun. Benzinin fiyatından sorumlusun. Ama değilsin. Sen Merkez Bankası'sın. Niçin böyle bir görevi aldın üstüne? Ve başarısızlığının yaptırımı ne? Üst üste iki defa enflasyon hedefini tutturamayan Merkez Bankası Başkanı istifa etti mi hiç bu Türkiye'de? Etmedi. E nedir o zaman bu? Mektup yazıyorlar hükümete. Niye olmadı diye. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey çok basit ve net. Bir Merkez Bankası bağımsızdır. Bağımsız olmalıdır. Çünkü hissedarları vardır zaten. Ama şunu diyemez. Benim hükümetim, benim devletim, benim milletim buraya doğru yürüyor. Hayır, ben bu tarafa doğru gideceğim. Kardeşiniz de girdi işe. Ne diyor Kerem? Kerem Arkin. Ne diyor? Merkez Bankası'nın son kararının ardından bağımsızlık tartışmalarının kapandığını ve bu konudaki tartışmaların hiçbir karşılığı olmayacağını dile getirdi Bakan ben Albayrak. Ben katılmıyorum bu söylediğine. Şimdi bunu bu tabu haline getirmeyin ya Merkez Bankası. Bak ben Kerem'e burada karşı çıkıyorum. Yani aile çatışması değil amacım. Değil bu. Merkez Kerem'e aman, karşı çıkıyorum. Bak aile çatışmasına gerek yok. Kerem'le zaten ortak fikirde olamıyoruz. Darılmasın ama o da vatanı milleti için uğraşan kıymetli bir iktisatçı. Fakat ben diyorum ki bunu tabu haline getirdikçe Merkez Bankası yönetimlerini sıkıştırıyoruz. Merkez Bankası'nın bakın özelliği nedir biliyor musunuz? Çok net anlatıyorum. Net bağımsızlığı. Söylediğinin çıkması, Merkez Bankası eğer bir müdahale yapıyorsa bunun sonucunun olması gerekir. Bağımsızlık bunun içindir. Bağımsızlık yoksa Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki faiz çok kötü, ekonomiyi bozucu etkileri var. Hard onun üstüne 625 puan. Bak gördün mü Merkez Bankası bağımsız. Ya ne alakası var? Yani bundan önceki zamanlarda da arttırması gerekirken arttırmadı. O zaman bağımsız mıydı? Ya da değil miydi? Şimdi bunları net konuşmak lazım. Yani bakın baskı altındayken doğru karar vermek bir sanattır. Bu sanatı okulda öğretmezler. Hayat öğretir size. Ben mesela çeşitli müesseselerde çalıştım, kamuda da çalıştım. Hep arkadaşlara şunu soruyorum. Bugün 50 yaşıma geldim daha da rahat soruyorum. Milli takımda spor yaptınız mı? Herhangi bir milli takımda. İki, müsabaka sporu yaptınız mı? Üç, terörist karşıdan ateş ederken silahlı müsadere yaptınız mı? Sadece kendi canınızı değil, mahiyetinizdeki insanların canını kurtarmaya çalıştınız mı? Hadi onlar da olmadı. Bunlar çünkü risk ve baskı altında karar verme yetileri. Ailenizden Allah korusun birisini acilen ölüm kalım için hastaneye yetiştirmeye gerekirken güzergah tercihi falan yaptınız mı? Hani nereden gideyim ben bilmem. Bunların hiçbirini yapmamış bir insan böyle baskı altındayken doğru karar vermeyi başaracağını hiç düşünmüyorum. O yüzden yöneticileri seçerken o kadar iyi seçmeli ki insanlar, sadece çok iyi üniversitelerde okumalı, çok iyi efendim işte şöyle falan değil. Acaba bu arkadaşlar baskı altında kırılan, dökülen insanlar mı? Hiçbir kötü kalpli değil. Herkes vatanı milleti için uğraşıyor. Kimse bana bunun aksini söyletemez, söyleyemez. Hemen karşı çıkarım. Ama bu gibi durumlarda karar vermek kolay iş değildir. Ha biz buralardan geçtik. Yanlış yaptık mı? Yaptık Fuat Bey. Biz de yanlışlar yaptık. Ama bu yanlışlardan ders aldık. O yüzden bunu yaşı çok ilerlemiş insanlar hiç bu deneyimlerden geçmemişse bunları bir kere daha anlatmak falan büyük travmalarla ancak öğrenirsiniz. Dolayısıyla faizi arttırması gereken yerlerde arttırmadı. O zaman arttırsaydı bugün geri çekecek kadar değil mi alanımız olacaktı. Şimdi öyle bir arttırdı ki bundan dönüş yok. Ben size söyleyeyim. Yani bağımsız olmaya falan gerek kalmadı. Bundan sonra trend yukarı. Çünkü bu arttırılan 625'i geri almak çok mümkün. Benim hayatıma nasıl yansıyacak? Şimdi... Sizin hayatınıza bu hayat pahalı olarak yansıyacak. Ben ne yapmalıyım? Siz iki adım çekilip harcamalarınızın önceliklerini bir kağıda döküp kaç para kazanıyorsunuz bir ev değil mi? Ev ekonomisi yöneten. Ve bunun karşılığında evdekiler ne istiyor? Ve bunların öncelikleri nelerdir? Herkesin temel ihtiyaçlar. Tabii. Evdekilere her şeye rağmen sözünü geçirebilen, kadın ya da erkek fark etmez. Evin reisi bazen değişiyor. Bazen biri işsiz oluyor, öbürü para kazanıyor. Evdekilerin isteklerine karşı mantıklı şekilde direnen, her şeye de hayır demek iyi bir şey değil. Ama ihtiyaçları ve arzuları birbirinden ayırabilen, bu ihtiyaçların finansman tarzını doğru bulabilen, doğru zamanlamayla parasını doğru yere harcayabilen insanlar her zaman bu işlerden kazançlı çıkar. Peki çıkardır. Devlet baba, devlet ana. O devlet ne yapsın? Devlet de aynı şeyi yapar. Cumhurbaşkanı çünkü kamudaki tasarruftan söz etti. Devletle milletin hiçbir farkı yok. Çünkü millet
devlet için var, devlet de millet için var. Değil mi bu işi? Devlet de diyecek ki ya arkadaşlar, güzel günler vardı, yine güzel günlerimiz olacak. Ama bu günler biraz sıkıntılı günler. O yüzden ben de harcamalarıma öncelik veriyorum. Yani öncelikli harcama yapacağım. Öyle güzel günlerde gibi harcamayacağım. Neler diyeceğim olmalı ki, tasarruf adımları? Mesela Ankara trafiğinin 1/4 oranında azaltacak adımlar atılabilir diyenlerdenim ben. Ya şöyle bir şey. Araç trafiğinden söz ediyorum. Bakın biz memurumuza düzgün maaş vermediğimiz için onların gönlünü arabalarla okşuyoruz. İşte binalarla okşuyoruz, ofislerle okşuyoruz. 70-80 yıldır böyle. Bunlara gerek yok. Yani gelişmiş ülkelerde insanlara düzgün maaş verip evden eve, evden işe yani toplu taşımayla gitmelerine müsaade ediyor. Güvenlik gereken şeyleri bir kenarda tutuyor. Çok özel işler yapanlar varsa devletimiz için, onlar tabii güvenlikli, korunaklı olacaklar. Ona bir şey demiyorum ama bir güzel günlerde yaptığımız işleri bir masaya şöyle bir yatırıp bunların ne kadarına gerek var, ne kadarına gerek yok. Hatta bazı yatırımlara da bakmak lazım. Şimdi bunun sırası mı diye. Çünkü şu an kritik günlerden geçiyoruz. Bu kritik günleri atlatırken devletin örnek olması lazım vatandaşa. Çünkü vatandaş der ki ya arkadaş, benden tasarruf et diyorsun, öncelikler yap diyorsun. E kendin ne yapıyorsun diye sorar. Çünkü dediğim gibi millet devlettir, devlet millettir. Ama o adımların atılacağının vurgusunu yapıyor Cumhurbaşkanı çok Erdoğan. Çok önemli. Herkes çok bu önemli konuda. Ben Sayın Albayrak'tan da bugün dinledim. Eğer Evet, şimdi biraz önce. Çünkü Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeydim. Hı hı. Orada bir toplantıya katıldım. Orada da sanayicilere buradan selam olsun. Ondan birkaç saat evvel geldim çünkü. Onlar da aynı şeyi söylediler. Yani devletin mutlaka tasarruf adımlarında öncelik yapması lazım. Sadece Merkez Bankası'nın faiziyle bu iş çözülmez. Bazı yapısal adımların atılması gerekiyor. Ekim'den itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönde bir eğilimin gözlemleneceğini vurguluyor. Baz etkisine bakılırsa çok kolay gözükmese de ihtimal var. Çünkü baz etkisi nedir? Baz etkisi şu: enflasyon oranları 12 aylık bakılır. Çünkü aylar ilerledikçe hep bir önceki senenin son aylarından başlar ya, o aylarda acaba enflasyon yüksek çıkmış mı? Yüksek çıkmışsa onun üstüne sürekli eklenir. Beni korkutan şey şu: döviz kurlarının fiyatlar üzerinde geçiş etkisi var. Şimdi bu geçiş etkisini yok etmek için 32 sayılı kararda bu sabah yeni bir açıklama yapıldı. Döviz cinsinden kimse kontrat yapmayacak. Özellikle kiralar ve hizmetlerle alakalı. Tabii bunun bakanlıkça belirlenen yerler hariç dendi. Evet. Şimdi onu herkes duymak istiyor. 30 gün içerisinde kontratlar TL'ye çevrilecek diyor. İkinci soru işareti, hangi kurdan? Bu soru soruluyor. Eğer devletimiz şunu derse, bana ne arkadaş, aranızda müzakere edin işte, bu olmaz. Sonuçta devlet madem böyle bir işi soyundu, kolları sıvadı, devletin mutlaka bir tarif yapması lazım. Ben demiyorum ki 1 dolar eşittir şu kadar TL. Diyecek ki kontrat gününün kurundan veya anlaşılan günkü kurdan vesaire gibi şeylerin açıklanması lazım. O yüzden ben diyorum ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığından başlayarak Türk insanının TL'ye teveccüh etmesine kadar atılan adımların fevkalade iyi koordinasyonlu, korkutucu değil, imrendirici tarzda olması lazım. Yani insanları şunu diyor, döviz kullanmayın ha, değil. Bak, hı hı, TL kullanırsanız şöyle güzellikler var. İnsanları korkutarak ya da yani bir şeyden çekindirerek ben zannetmiyorum bir işleri başarabiliriz. Ben o yüzden imrendirici adımların atılması gerektiğini hocam düşünüyorum. Hocam Emre Hoca'ya sorar mısınız? Ben normal program formatında yapmadığım bir şey yapıyorum bunu. Buyurun. Ama siz bize öğrettiniz haddimi bilmek diye. Estağfurullah. Onun için bilmediğim bir konuda buyurun. Sınırları aşmadan, zorlamadan. Ben bir markette çalışıyorum diyor bu arkadaşımız. Allah yardımcısı olsun. Hayır, Allah bize yardım etsin. Çünkü markette etiketleme bölümünde çalışanların sayısı eskiden 2 iken şimdi 4'e çıkarılmış. Doğru. Sabah akşam fiyatlarda oynayan. Doğru. Ve resmen hırsızlık yapan firmalar olduğunu. Yani mesela işte salçada duymaya başladık. Bakın bu korku aklın katilidir bir kere. Rahmetli Erdoğan Erkin'in bir cümlesini size hatırlatarak devam edeyim. Bununla ilgili. Diyor ki enflasyonla mücadele derdi bana faiz yükseltmek değildir. Enflasyonla mücadele piyasayı boğmak da değildir. Enflasyonla mücadele mal ve hizmet üretinin maliyetini düşürerek onların makul fiyata vatandaşa mal satmasını sağlamaktır derdi. Bakın baştan söylüyorum.
mal ve hizmet üretinin maliyetini düşürerek onların vatandaşa makul fiyatla mal veya da hizmet satmasını sağlamaktır. Enflasyonla mücadele budur. İnsanları makul müşterekte buluşturmak. Demek ki illa bunun bir hırsızlık olmasına veya bir nasıl diye kötü niyet olmasa gerek. Panik sarmış demek şimdi ki. Şimdi pazartesi 5 lira 95 kuruşsa çarşamba günü 6 lira 25 kuruş. 2 gün sonra 5 lira 95'e geri çekme. Döviz kurları gibi. Kayısı toplandı. Evet. Evet. Kayısı azaldı, gerçekleştirildi, tamam. Toplandı. Kayısının üretim aşamasındaki doğru. İlaç fiyatları doğru. Bilmemlerin falan artık doğru. Hiçbir geçerli yok. Öyle bir şey yok. Doğru. Şu an depolarda duruyor. Kuru kayısıdan söz ediyorum. Piyasa. Ne oldu bir anda 20 liradan 25 liraya çıkartıyorsunuz kilosunu ya da 30 liraya çıkartıyorsunuz? Panik. Neyin paniği? Yemezsem ölmem. Şimdi kimse kızmaz. Tamam işte bak ama şimdi siz... Ben bunu, Malatyalıyım. Kayısı yemezsem doğru, ölmem. Şunu söyleyeceğim ama. Yemem ama. Ona göre ha dediğiniz zaman daha da büyük panik. Şimdi demek ki piyasa denetimlerini devletin arttırması demin de bahsettiğim gibi korkutan değil. İmrendiren. Anladım. Caydırıcı değil. Seve seve yaptıran. Ama fırsatçılar buradan... Ya yani vicdanla cüzdan arasında sıkışıp kalan bir kitle bugün, var artık. Bugün döviz kurunda fırsatçılar yok muydu? Vardı. Gördük. Fırsatçılık ayıp ama fırsatçılığa meydan vermek daha büyük ayıp. Bakın çok net söylüyorum. Evet. Şimdi 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün o zaman soyadı Atatürk'tü İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği sözü hatırlatıyorum. Bakın. Diyor ki şahsi menfaatler toplum menfaatinin önüne geçer doğrudur. Ama şahsi menfaatler rekabetin bir unsurudur o da doğrudur. Ama diyor tüm ekonomi şahsi menfaatlerin diyor ördüğü rekabet ortamına bırakırsak güçlü zayıfı ezer diyor. Dolayısıyla devletin bir düzenleyici otorite olarak ortaya çıkması gerekir. Ama devlet bunu yaparken piyasa kurallarına saygılı olmalıdır. Nihayetinde diyor devlet ferdin yerine geçemez. Spor salonuna zam yapılmış. Bakın, otoparka zam bakın, yapılmış. Cümleyi söylüyorum. Devlet ferdin yerine geçemez. Ama düzenleyici bir otorite olarak çıkacak. Piyasa kurallarına saygılı olarak piyasayı tamam. Düzenleyecek. Cumhurbaşkanı bugün onu da söyledi. Tamam işte bu budur konuda. Zaten. Evet. Devlet adamlığı budur zaten. Şimdi bunu söylemek. Tamamen Türkiye'nin kendi dinamiklerinden kaynaklanan bir ekonomik sıkıntı süreci yaşamıyoruz tabii. Herhalde değil mi? Şunun için söylüyorum. Türkiye Amerika niye? Merkez Bankası'nın özür dilerim. Tabii. Yayımladığı bir son rapor var. Trump yönetiminin tüm dünyaya açtığı ticaret savaşlarının geri teptiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de vurmaya başladığını belirtiyor bu rapor. Saldırgan ekonomi politikaları ve tehditleriyle dünyada bir kaosa yol açtığına işaret ediyor. Yani sadece Türkiye'nin kendi ekonomik bir takım adımların atılmamasını, ekonomik reformların gerçekleştirilmemesini temel alamazsınız yaşanan sıkıntı için diyor adeta. Bilmiyorum. Bakın ben kısaca... İyi ifade edememiş olabilirim. Yok çok iyi anlattınız. Türkiye'nin yaşadığı şartlar dünyadan azade değil. Doğru. Her şey iyi giderken biz de tek kutuplu dünyaya gidiyoruz. Yaşasın. Hatta kutup bile kalmadı derken, sınırlar kalktı derken, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri dahil herkes özel sektör mantığıyla devlet yönetimine doğru gidiyoruz, liberalizm alabildiğine büyüyor derken 11 Eylül saldırılarıyla hepimiz 2001, evet. Yani 1,5 yıllık güzel rüyadan uyanıverdik. Sonra dünyada ne oldu, Türkiye'de ne oldu hepimiz biliyoruz. Devletler başladılar, ya ben size demedim mi? Bak bu kadar özgür serbest bırakırsak bu teröristler gelip milletin canına kastediyor deyip Amerika başta olmak üzere öyle bir korkunç tepkiyle ayağa kalktılar ki bugün Berlin duvarından sonra dünyada bir tane Çin Seddi vardı hatırlarsanız bugün dünyada 85 tane duvar var. Bir tanesini de biz örüyoruz Suriye'den ta İran'a kadar. Mecburduk. İşte onu demek istiyorum. Devletler bir reaksiyon bir tepki verdi. Bu tepki tam dijital dönüşüm, sınırların kalkması, fabrikalar robotların girmesi, efendim dolar hakimiyetini kaybediyor mu acaba, euro da nereden çıktı, Brexit, Katalunya diyor ki ben ayrılayım gideyim diyor, orada diyor Bologna diyor ki veya başka bir İtalyan şeyi bölgesi ya ben niye zaten merkezi otoriteye hesap veriyorum ki, İskoçya ben ayrılayım diyor. Şimdi
böyle bir konjonktürün ortasında Türkiye Cumhuriyeti ve böyle kritik yerlerde olan ülkeler ciddi bir dış siyaset uygulamaya çalışıyor ve sürekli taraflar fikir değiştiriyor. Bir haftadan öbür haftaya ve pozisyon değiştiriyorlar. Rusya pozisyon değiştiriyor, Çin değiştiriyor, İran değiştiriyor, Suriye kaç defa değiştirdi, Türkiye de değiştiriyor. Ne oldu biliyor musunuz? Bu anlattığımız şeyleri sadece iktisaden bir iki tane önlem alırım. Oh kurtuldu gitti, yok öyle bir şey. Yani dünyada mantık çağı da sona erdi. Liderler bir hafta önce bir şey söylüyorlar. İşte Trump'ı da alalım. Normal bir hafta sonra Allah'ı bir hafta herkes. Sonra da demiyorum. 24 saati kalmadan tersini söylüyor. Twitter'dan paylaşıyor. Siz diyorsunuz ki bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Herkes şaşırdı. Şimdi bu şaşkınlığın ortasında Türkiye Cumhuriyeti bir dış siyaset uygulayacak veya bir angajman kurallarını uygulayacak. Sizin bildiğiniz mesela karşıdan ateş açıldı. Ateş edecek, o sırada diyorsunuz ki aman abi ateş etme. Niye? Türk özel sektörünün çok ciddi dış borcu var. Böyle bir politika olur mu? Veya siz diyorsunuz ki bir diplomatik hamle başlatacak Türkiye Cumhuriyeti. O sırada birisi diyor ki aman Sayın Cumhurbaşkanım sakın böyle bir cevap vermeyin Almanlara ya da Amerikalılara. Niye? Çünkü Türk özel sektörünün dış borcu var. Arkadaş hiç kimse size bu kadar borç alın demedi. Şimdi iğneyi çuvaldızı birisine batırıyorsunuz. İğneyi kendinize. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir başbakanın ya da siyasi liderin muhalefetten iktidardan alabildiğine döviz borçlanabilirsiniz. Hatta hiç döviz gelirin yoksa bir dolar bile fark etmez ben arkanızdayım. Böyle bir cümle sarf eden var mı? Siz hatırlıyor musunuz? Yok. Şimdi 240 milyar dolarlık borcun 108 milyar doları tek bir dolar bile gelir elde etmeyen firmalar tarafından yapılmış. Ebe kardeşim sen aldın bunu bir hata veren kardeşim sen hata yapmadın mı bu işte? Ey bankacı! Niye? Çünkü dönüp Cumhuriyet tarihine bakmamışlar. Size takdim ettiğim, sizin de kabul ettiğiniz, teveccüh ettiğiniz benim bir olaylarla Türkiye ekonomisi kitabım var. Yalın Alpay'ın çok ciddi emeği var o kitapta. Tarihçidir, ekonomist. Ya 80'den fazla irili ufaklı devalüasyon olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde. Çeşitli sebepler, dış mihraklar var, yapısal reformların gecikmesi. Biliyorsunuz bu sebepleri. Bizim de kabahatlerimiz var falan. Ya geri dön tarihine bak. Sen ne cesaretle böyle döviz borçlanıyorsun. Hadi döviz gelirin varsa anlarım. Döviz maliyetlerin var, ithalat yapıyorsun. Bunların hepsini anlıyorum. Ya hiçbir alakan yok senin. Sen niye ev sahibi olarak kiracına dolar kirası almaya kalkıyorsun? Euro kirası. Bunun bana cevabını versene. Efendim ben ama döviz kredisiyle almıştım evi. Almasaydın niye aldın? Suikaste kurban giden Amerikan Başkanı Kennedy'nin lafını mealen söyleyeceğim. O zaman biz devletimiz için ne yapabiliriz? Bakın şimdi şöyle bir şey. Liderlerin bir özelliği vardır. Bazen vatandaşı dinlerler. Çoğu zaman da liderlik ederler. Vatandaşı dinlemek iyidir. Ama liderlik etmek lazım. Dolayısıyla evet doğru. Bu kadar büyük bir özel sektör dış borcu yapılırken işler iyi gidiyordu. Bununla ilgili ikazlar, uyarıları biz yaptık. Gecikmeli geldi. 1 Mayıs 2018'de biliyorsunuz bir yasa çıktı. Özel sektörün dış borçlanmasının nasıl olacağına dair çok sevindik. Geç kalmıştı. Okey. Başka kararlar da var. 32 sayılı karardaki değişikleri eleştiriyorum. Biraz o ayrı mesele. Ama baştan tekrar ediyorum. Hiçbir dolarla alakalı, euro ile alakalı maliyeti olmayan, işi olmayan arkadaş. Niye sattığın şeyi dolar cinsinden satıyorsun? Çünkü rakibim satıyor. Sen ev sahibisin, rantiyesin. Senin rakibin kim? Niye yapıyorsun bunu? Ama bütün sitede öyle kiraya veriliyor. Mecbur musun? Ha bir şeyden geri kalıyorsun. Yani insanlar bazen vicdanlarıyla eksik hayat bilgileri arasında sıkışıyor. AVM'lerde soruyorsunuz. Biz döviz cinsinden kredi almıştık. Almasaydın arkadaş niye alıyorsun? Çünkü seneler evvel değil. Daha 5-6 sene evvel ben net olarak söylüyorum. TL faizi %8 ile 10 arası diye beğenmeyip %4,5'luk 5'lik dolar ve euro kredisiyle borçluğa yok muydu? Vardı. Kim verdi bunları? Bizim finansçı arkadaşlarımız. Niye verdiler? Dediler ki biz de döviz borçlanıyoruz ya bir kısmını böylece hedge etmiş oluruz. Ya arkadaş balık baştan kokuyor. Bizim sorunumuz tasarruf. Eğer Türk insanının çok büyük tasarrufu olsaydı biz zaten yurt dışından borçlanmayacaktık. Bundan sonra hükümetimizin atacağı adımlar
ve özel sektörün atacağı adımlar tasarrufları arttırmak üzere. Tasarrufları arttırmak için yapacağınız iş basit. Harcamalarınızla ve yatırımlarınızla alakalı bir öncelik tespiti yapmak zorundasınız. Ben gerekirse idareyi eleştiririm. Ama şundan dolayı yapmam bunu sertçe. Çünkü bahsedilen kıymetli insanlara ben telefonla ulaşmak ya da herhangi bir toplantıda yüz yüze gelme şansına sahibim. Bana iletilen şikayetleri bizzat iletiyorum. Şimdi ben buradan kalp kırarak bir eleştiri yapsam, o kıymetli insanların eleştirilerini ya da söylediklerini o kıymetli insanlara söyleyemeyecek pozisyona gelirim. Dolayısıyla buradan evet uyarılarımı yapıyorum ama herkese uyarımı yapıyorum. Bankacı ve finansçı kardeşime de uyarı yapıyorum. Sokaktaki vatandaşa da, malını kiralayana da, malı kiralayana da, devletimizde çalışanlara da. Herkes bir önüne kağıdını kalemini alacak. Ben nerede hata yaptım? Harcama önceliklerimi nasıl yaptım ben? Bunlardan hangisini erteleyebilirim? Hangisi elzemdir, hayatidir? Ve ben bunların finansmanını nasıl sağlayacağım? Bakın mesele çok basit diyorum. Bu kadar. Net. Peki hocam. Bana 1.000 lira borç verir misiniz? Veririm, size veririm. Hayır, anladım ama belki ben bunu karşılayamayabilirim önümüzdeki ay. Hiç önemli değil. Telefon alacağım da onun için. Herkese şunu söyleyeceğim. Cep telefonu için. O sizin bileceğiniz, eğer elzemse işiniz için alacaksınız. Yok, almayacağız. Yani çünkü var. Bununla götürebilirim. Ben sizin cep telefonunuzu oyun oynadığınızı hiç görmedim. Siz sürekli muhaberattasınız. Çünkü siz Türkiye Cumhuriyeti'nin en muhteber insanlarından bir tanesiniz. Yok, en değil. Yok hocam. Bakın, anneme sorsanız borç ederler. Borç muhteber insanlara verilir. Anladım. Borç istikrarlı iş yapan ve basiretli tüccara verir. Şimdi bayramda çok bütün sağ olun. Ama bayramda bütün her yer doluydu. Tatil merkezleri doluydu. Ama anladım, bazıları da 6 ay vadeli olarak tatile gittiler. Olabilir. 6 ay sonra bir daha gidecekse olabilir. Ama hayır, her boşanıp ay gitti diyorum. Ama şimdi bakın, bazı işler var. Yani ayak yorgan hikayesi. Ayak yorgan da, şimdi bakın, evdekini idare etmek işinden bahsediyorum. Bu bir sanattır. Bu okulda öğretilmez. Sürekli kısarsanız da insanları derler ki ya arkadaş sen bize hayat yaşatmıyorsun. Dönüyorum soruyorum sana, tasarrufun yok. Genelde bu işi dengeli yapan insanlar hesap verebilir. Yani refah olan Avrupa ülkelerinin insanları, Amerikalılar bunu yapmıyor. Ben görmedim o yüzden. Neyi yapmıyorlar? Yani gidip bankadan para çekeyim de 8 ay 9 ay borçlanayım, gidip tatil yapayım. Ya da araba satayım. Yapmıyorlar çünkü onların kenara koydukları tasarruflar yetiyor. Bizim tasarrufumuz yok. Ama tasarrufun yok, oturduğun yerde de 21. yüzyıl gerçekleriyle uyuşmuyor. Gündüz saatlerinde İstanbul metrosunun vagonları biraz boş. Evet. Açıkça söyleyeyim. Ama trafik ilerlemiyor. Evet. Yani orayı kullanabiliriz. Şimdi bakın ben... Ben düz mantık, ben ekonomist yok, değilim. Yok, benim söylediğim şeyleri teyit ediyorsunuz. Ben diyorum ki hükümetine eleştiri yapan, siyasetçiye eleştiri yapan kişi ilk önce kendine bir eleştiri yapsın diyorum. Anladım. Şimdi bana geçenlerde kıymetli bir hanımefendi geldi. Dedi ki ben dedi işimden çok memnun değilim. Ben de dedim ki boş ver sen işinden memnun olmamayı. Kaç para kazanıyorsun, nereye harcıyorsun? Ben bir çalışayım dersimi, geleyim hocam dedi. Geldi dedi ki dersimi çalıştım, sen haklı çıktın, ben işimi artık çok seviyorum dedi. Öyle lüzumsuz harcamalar yapıyormuş ki hayatında lüzumlu gibi gelen. Bunları bir kontrol altına aldığında para da yetiyor. İşinden de memnun hale geliyor. Kendimizi, benim o meşhur Seve Seve Aldattım kitabının arka kapağında yazanla mahkum ediyoruz. Alışılmış mutsuzluk için keşfedilmemiş mutluluğu feda etme diyorum. Her gün alıştığın mutsuzluk sana garanti geldiği için devam ediyoruz. Ben de diyorum ki arkadaş, keşfedilmemiş bir mutluluk var. Hadi bir risk al. Git oraya doğru yürü. Bir kere öl. Her gün öleceğine diyorum. Benim de söylemek istediğim şey bu. Yani insanlar bence her gün yaşadığı bu mutsuzluğu kanıksamış, garanti olduğu için hiç çıkamıyor içinden. Hı hı. Çık be kardeşim. Herkes için söylüyorum bunu yani. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın attığı adımlar da bizi etkiliyor şüphesiz. Şimdi birisi demiş ki suç hep vatandaşta mı diyor buna. Arkadaş, devlette çalışan da vatandaş. Hepimiz. Tabii. Bundan sorumlu. Benim amcam, onun dayısı, tamam, dedesi. Siyasetçi ablası, de yani vatandaş, bürokrat da vatandaş, belediyede çalışan. Hepimiz vatandaşız ya. Yani insan, suç insanda, insanın suçu. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı 25-26 Eylül'de. Faizleri, doğru, tekrar artırması bekleniyor. Bize etkisi olur mu? Yansır mı? Tabii ki yansıyacak. Öyle mi? Tabii. Yani şimdi bundan sonra faizlerin düşme ihtimali zayıf.
dünyada da düşme ihtimali zayıf yani. Onu öyle bakmak lazım. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası da toplam doların maliyetini belirlediği için, bizde de tasarruf eksikliği olduğu için bizde de fonlamanın maliyeti Fed'le beraber yükselmeye devam edecek. Başka çare yok. Bundan geri dönüş yok. Uzun bir kenara 1 lira koyup ondan sonra 50 kuruş harcayacağız herhalde. Harcamalıyız. Ya da bir mantık oluşturmalıyız. Tasarruf mantığı. Basiretli olan insan hem tasarrufu hem mutluluğu aynı anda elde edebilir. Ama dediğin gibi arzularla ihtiyaçları birbirine karıştıran bir toplum yapısından acilen kurtulmamız lazım. Çünkü diyor ki ben o arzuyu tatmin edince mutlu oluyorum. Abi belki arzun doğru bir arzu değil ya. Yani bir kağıdı al, bir dök. İhtiyaçların ne kadar ihtiyacın var, ne kadarı bunların arzu niteliğinde, tatmin, kendini tatmin niteliğinde, bunları at. Psikolojik harcamayı tabii bırakacağız. Kıskanma başkasını. Anladım. Yok, ben sizi kıskanmam. Onu demiyorum yani. Bu şey yapan. Kıskanma başkasını yani. Profesör Doktor Emre Akin, çok teşekkür ederiz. 40 dakika iyi bir süreydi ama değerli bir süreydi. Önemli bir süreydi. Zira kimse bana darılmasın. Yanlış yapmasam bunları söylemem. Sınanmamış günahla kimseyi eleştirmedim hayatımda. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saatler 23.41'i gösteriyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Evet, Suriye önemli bir başlık yıllardır ama son haftalarda özellikle de İdlib odaklı bir mesai söz konusu. En sıcak başlık, dış politikanın değil iç dinamiklerimize de etki eden edebilecek bir konu. Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa'nın temsilcileri yarın İstanbul'da bir araya gelecekler ve Suriye'nin geleceğini masaya yatıracaklar. O toplantı öncesinde İdlib'le ilgili uyarı Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'de herhangi bir askeri operasyon zaten problemli olan bölgeyi felakete sürükler dedi. İdlib bombaların hedefinde. Esed rejimi ve Rus uçakları havadan bölgeyi bombalıyor. Ankara, Suriye'de kalıcı ateşkesin tesisi, sivillerin korunması, 3 milyon insanın yerinden yurdundan edilmemesi için tüm diplomasi kanallarını kullanıyor. Buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Teklifimiz açık. İdlib'deki saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım. Bu kapsamda görüşme trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Fransız Savunma Bakanı ile görüştü. Ankara'nın isteği Suriye sorununa kalıcı çözüm. Özellikle İdlib'de herhangi bir askeri operasyona Türkiye karşı. Bir uyarı da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. İdlib yeni bir krizin eşiğinde. Rusya, İran ve müttefiklerimiz de barış ve istikrarın getirilmesi, insani dramın engellenmesi için çalışıyoruz. İdlib'le herhangi bir askeri operasyon zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler. Tahran'daki üçlü liderler zirvesinin sonrasında bir diğer Suriye buluşması İstanbul'da olacak. Cuma günü Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa temsilcilerinin katılımıyla Suriye ön toplantısı yapılacak. Milyonlarca mülteciyi Türkiye'de barındırdığımız bir dönemde yeni bir göç dalgasının, on binler, yüz binleri kapsayacak bir göç dalgasının Türkiye'ye dönük gerçekleşmesi başka komplikasyonlar ortaya çıkaracaktır. Bunun etkileri sadece Türkiye ile de sınırlı kalmayacaktır. Buradan Avrupa'ya, başka ülkelere de sıçrayacaktır. Masada Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olacak. Rusya adına ise Putin'in yardımcılarından Yuri Ushakov katılacak. Bu konuda sadece Türkiye'nin çaba göstermesi asla yeterli değildir. Dünya kamuoyunun da burada elini taşın altına koyması gerekiyor. Alman ve Fransız yetkililerin de hazır bulunacağı ön toplantının sonrasında ileri bir tarihte dört ülke liderinin buluşması bekleniyor. Suriye'de rejim güçleri ve Rus uçaklarının bombaladığı İdlib bölgesinde gergin ve de endişeli bir bekleyiş söz konusu. Olası çatışmalar ve de insani krize karşı Türkiye sınır güvenliği için tüm tedbirlerini alıyor. Çeşitli birliklerden gönderilen tanklarla fırtına obüsleri sınır bölgesine ulaştı. İdlib ateş altında gerilim sürüyor. Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarının ardından Türkiye teyakkuza geçti.
sınır güvenliği için tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. İdlib'de yaşanan gerilim, yükselen tansiyonu Türk Silahlı Kuvvetleri de yakından takip ediyor. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı birlikler, komandolar, tanklar ve fırtına obüsleri sınıra sevk ediliyor. Yine arkamda görüyorsunuz fırtına obüsleri sınırın sıfır noktasında görev almak için bölgede. Takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcısı, iş makinesi ve askeri araçlar Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Komandolar da herhangi bir olumsuzluğa karşı sınır hattında bekliyor. Evet, İdlib havadan ve karadan vuruluyor. Esed rejimi ve Rus uçakları bölgeyi bombaladıkça da savaş mağdurları evlerine terk etmek zorunda kalıyor. İdlib'in kuzeyine doğru göç edenlerin sayısı 40 bine ulaştı ve onlar için son çare Avrupa'ya göç etmek. Derme çatma çadırda kalıyorlar. Zeytin ağaçlarının altına sığınıyorlar. İdlib halkı saldırılar sonrası evlerini bir bir terk ediyor. Esed rejimi ve Rus uçaklarının saldırıları sonrası korku yaşayanlar İdlib'in kuzeyine doğru göç ediyor. Geçen hafta rejim barbarca uçaklarla ve topçu atışlarıyla bütün bölgeye hedef aldı. Kıl payı ölümden kurtulduk. Savaş mağduru aileler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktası yakınına, kamplara ya da akrabalarının yanına sığınıyor. Biz bölgemizi terk etmek istemiyoruz. Türkler oldukça biz de buradayız. Savaş mağdurlarının en son çaresi Avrupa'ya göç. Bu işin çözülmesini istiyoruz. Bu saldırılar durmazsa göç etmek zorunda kalacağız Türkiye'ye, oradan da Avrupa ülkelerine. Son bilgilere göre evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 40 bine ulaştı. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sadece kendi sınırını güvenli hale getirmedi. Yıllarca terörün kıskacında yaşayan Suriye halkına da eski yaşamlarına kavuşma imkanı verdi. Terör örgütlerinden temizlenen bu bölgelerde artık spor müsabakaları da yapılmaya başlandı. Futbol oynayan gençlerin Türkiye'den bazı istekleri var. TRT Haber muhabiri Elif Akkuş'un özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye önce bölgeyi terörden temizledi. Aziz, Çobanbey, Cerablus, Kafergan, Soran ve Elbap, Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerden bazıları. Halk bu sayede topraklarına, daha da önemlisi eski yaşamına kavuştu. Zaman geçtikçe bu topraklarda umut yeniden yeşeriyor. Gençler terör örgütünün kıskacında yaşamaktan kurtuldu. Artık hem çalışıp ihtiyaçlarını gideriyorlar hem de spor yapıyorlar. Bulundukları bölgenin isimlerini taşıyan 15'e yakın futbol takımı var. Onlar yeni bir hayata kavuşturduğu için Türkiye'ye büyük sevgi ve bağlılık duyuyorlar. Türkiye ve Türk halkına çok teşekkür ederim. Buraları özgürleştirdiği, bizi PKK ve DAEŞ'ten kurtardığı için. Ancak her bölgede durum aynı değil. Şartlar çetin. Yeniden ayağa kalkmak için umutlarını diri tutuyorlar. Türk spor severlerden de bazı istekleri var. Türk devletine ve Türk halkına sonsuz teşekkür ederek bizim buraları özgürleştirdikleri için. Biz bir spor kulübü kurduk. Türk kardeşlerinden yardım bekliyoruz. En büyük isteğim ileride iyi bir futbolcu olmak. Türkiye'de de Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Sayıları az da olsa miniklerin de bir futbol takımı var. Onların da top, eşofman, krampon gibi spor malzemelerine ihtiyaçları var. AFAD kısmen destek oluyor ancak yeterli değil. Savaşlara, bombalara, kayıplara rağmen geleceğe dair umutlarını koruyor Suriye halkı. Saatler 23.49'u gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ediyor. Irak'ın kuzeyi ve Bingöl'deki operasyonlarda en az 8 terörist daha etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri Giresun'da da 6 teröristin peşinde. Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan terör yuvalarını bir kez daha vurdu. Teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları böyle imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesi de vuruldu. Hava harekatında teröristlere ait sığınak ve barınaklar yerle bir edildi. 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bingöl Aşağıköy kırsalında da terör operasyonu vardı. İkisi kadın, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri Karadeniz kırsalında da terörist peşinde. Giresun Yağlıdere'de bir terörist etkisiz hale getirildi. Askerler 6 kişilik terörist grubun yakalanması için araziyi didik didik tarıyor. Şu anda operasyonun yapıldığı alanın çok yakınındayız. Güvenlik güçleri ormanlık alana doğru ilerliyor. Operasyonu jandarma özel harekat ve jandarma asayiş komutanlığına bağlı özel birlikler yürütüyor. Giresun'daki operasyonu değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın bölgedeki yapılanmasının çökertildiğini vurguladı. PKK'nın Karadeniz bölgesine açılım stratejisini sadece terör faaliyeti bağlamında düşünürsek hata ederiz. Burada kaçakçılık yollarının Karadeniz'e kaydırılması ve bu yolların kontrol edilebilmesinin altyapısını kurmaya, böylece kaybettikleri finansman kaynaklarını geri kazanmaya da çalışıyorlar. Jandarmamız ve polisimiz de bu yapılanmayı çok şükür henüz başlamadan çökerttik. Tunceli'de teröristlerin kışı geçirmeye hazırlandığı terör yuvaları tespit edildi. Burada bir 5 metrekarelik yaşam alanı var. İmha edilen sığınaklardan geriye bu görüntüler kaldı. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası. Dünya tarihinin en uzun süreli meydan muharebesi. Bugün 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümüydü. İşte kahraman Türk ordusunun tüm imkansızlıklara rağmen Yunan askerlerini bozguna uğrattığı destansı mücadelenin destansı hikayesi. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921'de başladı. Yunanlar 100 kilometrelik bir cephe üzerinden hücum etti. Türk ordusu direndi. Bu savaş yokluktan var edilen bir savaş. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Yani tükenmiş, bitmiş bir toplumun tekrar dirilmesi aslında Sakarya. Milli mücadelenin en önemli aşamalarından biriydi Sakarya Meydan Muharebesi. Tam 22 gün, 22 gece sürdü ve kahraman Türk ordusu büyük bir zaferle ayrılarak yeni bir dönem açtı. Türk tarihi açısından da oldukça önemliydi. Zira 250 yıllık bir gerilemenin son bulması anlamına geliyordu büyük zafer. Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır sözleriyle tarihe altın harflerle yazıldı Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde düşmandan geri alınan ilk tepe Dua Tepe. Yunan ordularının Ege Denizi'ne dökülünceye kadar kovalandığı, sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktası burası. Halen sizler herhangi bir tepeye çıktığınızda savaşın izlerini, mevzileri görebilirsiniz. Herhangi bir tepeye çıktığınızda bu alanda şarampler parçaları bulabilirsiniz, mermiler bulabilirsiniz, savaştan birçok izi bulabilirsiniz. 13 Eylül günü Yunanların Sakarya Nehri'nin doğusunu tamamen terk etmesiyle son buldu. Genelkurmay Başkanı Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde zaferin az bilinen fotoğraflarını paylaştı. Tarihi fotoğraflar arasında Büyük Önder Atatürk'ün Doğa Tepe muhaberelerini takip ettiği anlar da yer aldı. Lazer güdümlü füzeler, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları. Yerli ve de milli savunmanın görkemli buluşması, Saha Expo, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da başladı. 135 firmanın katıldığı fuar 3 gün boyunca açık olacak. İlk milli helikopter, Atak, yerli insansız hava araçları. Saha Expo, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da başladı. 31'i yabancı, 183 firmanın katıldığı fuarda mevcut ürünlerin yanı sıra yeni projeler de tanıtılıyor. Onlardan biri de Alparslan 1071. Düşman istihbaratını yanıltmak amacıyla oluşturulmuş karasal yanıltıcı ve aldatıcı bir sistemdir. Yerli üretim kanatlı güdüm kiti, uçaktan atılan bombalara 100 kilometreden hassas vuruş yeteneği kazandırıyor. Sistem gece ve gündüz şartlarında kullanılabiliyor. Fuarın en dikkat çekenleri arasındaysa dünyada kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri olarak da bilinen Atak yer alıyor. Onun hemen yanı başında Hürkuş var, diğer tarafındaysa insansız hava aracı sergileniyor. Fuarda öncelikli hedef savunma sanayide yerli üretim ve projelerin artırılması. 3000 ürünü detaylı bir şekilde inceledik. İlk aşamada ülkemizin 30 milyar dolarlık ithalatına karşılık gelen ürün gruplarının yerleştirilmesine odaklandık.
eğer biz bu firmalarımıza güvenirsek, sahip çıkarsak, inanın onlar Ar-Ge'si üretimi dahil yurt dışından hazır alınana nazaran çok daha etkin bir şekilde buna çözüm geliştirir. Fuarın ikincisi 2020 yılında düzenlenecek. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayi ile TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli helikopter T-625 Almanları büyüledi. Yetmedi, adeta şaşkına çevirdi. Almanya'nın uluslararası önemdeki etkinlikteki gazetelerinden Die Welt inceleme altına aldı yerli helikopter T-625'i ve övgüyle bahsetti. Türkiye'nin havacılık alanında adeta batıdan bağımsızlığını ilan ettiğini vurguladı gazete. Die Welt gazetesinde yer alan yazıda Ankara'daki bir pistten ilk Türk yapımı T-625 tipi helikopter havalandı. Bu, batılı helikopter yapımına dair teknik bilgilerden bağımsız olduklarının ilanıydı ifadelerine yer verildi. 2021 yılında seri üretimine geçilmesi öngörülen yerli helikopter, üstün kabiliyetiyle taşıma, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. İstanbul için ard arda şiddetli yağış alarmı verilmişti. Beklenen sağanak akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluştu. Trafikte aksamalar yaşandı. Bazı yerlerde su birikintisinin oluşmasının sebebi bizleriz. Ben sigara tüketmiyorum. Ama sigara zehirini kullananlar izmaritlerini attıkları için logarlar dolmuş durumda. Yani pisliğin, çöplüğün dolduğu, o suyun gitmesi gereken, evet, yerler tıkandığı için göletler oluşmuş durumda. Önce meteoroloji uyardı. Ardından Afet Koordinasyon Merkezi ve Valilik teyakkuza geçti. Yağış akşam saatlerinde geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yağışın saat 19'da başlamasını bekliyordu ve tam da tahminleri doğrultusunda saat 19'da il genelinde yağış etkili olmaya başladı. Yağış sebebiyle birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sinekköy'den geliyoruz. Ne kadar süredir yoldasınız böyle? Yarım saat, bir saat oldu bak kısa bir mesafede. 45 trafik mi her yer? Trafikten dolayı. Sağanak yağışlar iş merkezinin ağırlıklı olduğu Zincirlikuyu Levent bölgesinde etkisini her geçen dakika biraz daha arttırdı. Yağışların özellikle mesai çıkışına denk gelmesi evlerine gitmeye çalışan sürücülere zor anlar yaşattı. 3865 personel, 1670 araç ve iş makinesiyle olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde. Yağışın gün boyu aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Evet, yurdun birçok bölümünde şiddetli yağış etkili oldu, oluyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli fırtına çatıları yerinden uçurdu. Kastamonu'da dolu yağışı araçların ve evlerin camlarını kırdı. Şehirde elektrik kesintisi yaşandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ise sele dönüştü. Kentin birçok yerinde ev ve iş yerleri su altında. Çatılar uçtu, ev ve iş yerlerine su bastı. Şiddetli fırtına ve yağış yurdun birçok yerinde etkisini gösterdi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde saatteki hızı 21 kilometre olan rüzgar